hayatına odaklanan bir takım çalışmalar da gördük. Biz Dayton'daki o bir aylık sürece odaklanan bir hikayeyi anlatmak istedik. Ve bu hikayeyi anlatırken oradaki bir ay içerisinde Aliye'nin aslında kol deneyin savaşının erdiğini net olarak seyirciye geçirebilmek için de 92'de başlayan o soykırımı bir aile üzerinden anlatmayı tercih ettik. Ve aslında temelde paralel iki tane aks. Biri Dayton'da Hope Otel'de bir ay içerisinde geçen aksla 3,5 yıla yayılan aile aksı ve sonunda ikisi de Srebrenica katliamı sonrası aynı zaman aralarında kesişiyor oldu. Ya temelde cezbeden aslında Dayton'daki o kısımda oradaki o politik gerilimi çok odaklanıp orayı iyi aktarabilmek istedik. Temelde bunları söyleyebilirim. Bazen bir aile koca bir ülkedir. Yani hikaye iki aksa şöyle bir paralellik var. Bir taraftan soykırım yüzünden dağılmış ülkesini bir araya getirmeye çalışan bir lider ile aynı soykırım yüzünden dağılmış ve bir araya gelmeye çalışan bir aileyi işliyoruz. O kadar dramatik ki hikaye. O kamplarda olan şeyleri gerçekten yani normal izleyicinin midesinin kaldırması çok zor. Biz aslında yükseltmek değil, birazcık daha orada olanları böyle ima ettik. Mesela işte tecavüzleri veya yani çok şiddetli işkenceleri falan ima ederek geçmeye çalıştık. İmam Mustafa Mukanoviç'i öldürürken ki gerçek bir olaydır o da. Çetnik selamı yaptırmaya çalışıyorlar. O da şehadet yapıyor. Aslında bu işaretler o mücadelenin kendi içinde kavramlarıdır ya. Yani. Biz İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama ya da hukuki metinlerine ulaşabilme şansını bulduk bu süreçte. Onlar bize son derece verimli doneler sundu. Özellikle Karadzic için, Milošević için savunmalarını okumak, hikayeyi bir de kötünün ağzından dinlemek bence işi çok daha renkli kıldı. Çünkü biz hep mağdurun hikayesini biliyoruz ama zalimin hikayesini kimse anlatmamıştı. Biz kendi ağzından doneleri kullanarak diziyi uygulama şansı bulduk. Nereden tüyü almışlarsa çok da akıllıca bir tüy almışlar. Soykırımı yapanlar cesetleri belli bir miktar çürüttükten sonra başka yerlere taşıyarak bir toplu soykırım işte 10 kişiden fazla kişinin öldürülmediğini iddia ederek yani bölgesel çatışma alanları olduğunu iddia ederek ellerini güçlendirmek istediler. Dolayısıyla cenazeler dağları ve çöplükleri oluşuyordu. Buradan insanların cenazelerini alarak başka yerlere transfer ederek toplu bir katliam yapılmadığını bunun sadece bir cephe savaşı, işte karşılıklı iki savaşan grubun birbirinin hakkından geldiğine dair bir iddiaları vardı. Bugün tabii ki DNA tespitleri, genetik çalışmaları, ICMP diye bir kuruluş var, bunu hakkıyla yerine getiriyor. Çeşitli yerlerden hala cenazeler, maalesef hala kayıplar çıkıyor.